LGS'ye son 209 gün altın değerinde zamanlar. Bu zamanları iyi değerlendirdiğimizde hayallerimizdeki liseler zaten bizleri bekliyor arkadaşlar. Haftanın sözüne baktığımızda başarmadın mı? Devam et. Başardın mı? Yine devam et diyor. Nansen isimli bir arkadaşımız neden böyle söylüyor ya, eğer bazı soruları yapamıyorsak matematikte yeni nesil sorularda zorlanıyorsak ya da denemelerde tam istediğimiz sonuçları alamıyorsak devam edeceğiz çalışmaya devam edeceğiz ısrarlı olacağız vazgeçmeyeceğiz sınavda çok iyi mi aldık Matematik artık yapmaya mı başladık o zaman zaten devam edeceğiz dolayısıyla zaten çalışmamız gerekiyor bu bir yarış arkadaşlar bu yarışa da sizler inşallah hayallerinize ulaşacaksınız şimdi haftanın sorusuna baktığımızda Harun Özbek 684 beğeni almış diyor ki Derslerde sözel olarak iyiyim ve anlıyorum tebrikler ama yeni nesil sorularda yapamıyorum ne yapmalıyım demiş. Şimdi arkadaşlar yeni nesil sorular bilhassa matematik soruları birçok öğrencimizin derdi. Yani sınavlarda şunu bilerek girmenizi istiyoruz. Sizler Türkçe'de hemen hemen herkes iyi yapmaya çalışacak. Çalışan öğrenciler için söylüyorum. Ee, İnkılapta herkes iyi yapacak. İşte dinde, İngilizcede herkes iyi yapacak. Yani bu 50 sözelde arkadaşlarınızın, rakiplerinizin birçoğu iyi yapacak. Dolayısıyla siz de iyi yapmalısınız. Bu bir. İkincisi sayısala baktığımızda sayısaldaki 40 soruda Fendeki 20 sorudan başlayacaksınız arkadaşlar. Bu fendeki 20 soruyu da iyi yapmanız gerekiyor. Yani böyle 20 net, 19 net, 18 net mutlaka mutlaka yapmanız gerekiyor. Matematiğe geldiğimizde ise matematikte 20'de 20 yapanlar zaten Türkiye derecesi yapacak olan çok çok iyi öğrenciler. Dolayısıyla matematikte 20'de 20 yaparsam normal bir anıt sesine girerim. Öyle bir şey yok. Zaten matematikte 20'de 20 yapıyorsan sen süpersin demektir. Tabii ki bizim hedef biz matematikte 20'de 20 olacak. Ama siz matematikte da yapsanız, 15'de yapsanız, 12'de yapsanız, 16'da yapsanız, 11'de yapsanız çok iyi bir liseyi kazanma ihtimaliniz var. Dolayısıyla matematik yapabildiğiniz en yüksek neti yapmaya çalışacaksınız. Yani e, yeni sorularda yapamadığınız zaman ya da matematiklerde istediğiniz etlere ulaşamadığınız zaman asla vazgeçmek yok. Bu bir. İkincisi, yeni sorular nasıl yapılabilir? Bunu söyleyelim. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki bir soruyu yani bir konuyu öğrenmeden önce diyelim ki çarpanlar ve katlar konusu olsun. Böyle bir soruyu çözmeden önce ilk başta çok basit bir sorudan başlamanız lazım. Yani biz bebekken önce emekliyorduk. Sonra adımlar atmaya başladık. Sonrasında koşmaya başladık. Yani direkt bu sorudan başlarsanız hata yaparsınız. Önce temel sorular çözeceksiniz. Sonra orta seviye yani biraz daha zorlayıcı sorular çözeceksiniz. Sonra sınav tarz soruları da hemen iki dakikada çözmeye çalışmayacaksınız. Yani sınavda size Milli Eğitim Bakanlığı iki dakika verecek ama bu iki dakikaya siz diyeceksiniz ki ben on dakika veriyorum. Hatta ve hatta ilk yüz sorunun yüzünü de yanlış yapabilirim diyeceksiniz. Ve zamanla 10 dakika verdiğiniz yanlış yaptığınız soruları artık 10 dakikada doğru yapmaya başlayacaksınız. Sonra zamanla 9 dakikada doğru yapmaya başlayacaksınız. Zamanla 8 dakikada doğru yapmaya başlayacaksınız. Ve bu artık yavaş yavaş 2 dakikada doğru yapmaya başladığınız zamanlara gelecek. Ama bu bir anda olmayacak arkadaşlar. Sabretmeniz gerekiyor. Okaliptus ağacının hikayesini mutlaka biliyorsunuzdur. Okaliptus ağacı Tohumunu ektikten sonra 5 yıl boyunca su veriyorsun ama hiçbir şey yapmıyor. Hiç çıkmıyor böyle. Bir tane bile boy vermiyor. Ama belli bir süre sonra 6 ayda 5 metreye kadar hızlı bir şekilde veriyor Niye? Çünkü zamanında kökünü sağlama almış. Sizler de zamanında yanlışlar yaparak, hatalar yaparak, sorularda zorlanarak belki sıkıntı yaşayacaksınız. Ama zamanla arkadaşlar mutlaka başaracaksınız. Bir de şunu da unutmayın. Mesela e, bazı kitaplarda bu tarz zor soruları, gerçekten yani ne soruları, öğrenciye resmini soruyorlar ve hatta Kolay soruları mesela bizim tostlarda da var bu. Şöyle kolay soruları böyle resimsiz yapıyoruz. Zor soruları resim yapıyoruz. Ama dolayısıyla öğrenci böyle resimli zor sorudur. Yeni nesil soru büyük sorudur. Bunlardan korkmamız lazım gibi bir altyapı oluşturuyor zihninde. Hayır yanlış. Mesela bizim bazı kitaplarımızda şunlar çok kolay sorular ama bunları da resim yaptık. Niye? Önce kolay resimli sorular da olabileceğini görsün. Sonra yani resimli diyorum ama siz onu yeni nesil olduğunu anlıyorsunuz. Sonra gerçekten zor sorulara geçsin dedik. Dolayısıyla Resimli soru zor sorudur, uzun soru zor sorudur mantığında kafanızdan silmeniz lazım. Tabii ki LGS'de karşınıza çıkacak olan uzun resimli sorular yani yeni nesil sorular sizi zorlayacak. Ama dediğim gibi ilk başta 10 dakikada belki 15 dakikada yapacaksınız ama zamanla bu süreyi düzelteceksiniz arkadaşlar. Bunu başarmanız için de az önce söylediğimiz gibi. Başaramadınız mı? Devam etmeniz lazım. Başardınız yapıyorsunuz zaten yine üzerine gidip devam etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yeni nesil sorulardaki en önemli taktiğimiz Harun... Sabır. Soru çözerken bildiklerimi nasıl ve nerede kullanacağımı anlamak vakit kaybettiriyor. Nasıl pekiştirmeliyim? Burada öncelikle e, poster yöntemini kullanabilirsiniz. Yani e, bilhassa sözel derslerde ve fen dersinde öğrenmeniz gereken yani sınavda karşınıza çıkacak olan bilgileri karşınıza bir poster olarak asabilirsiniz. Yani şöyle düşünün. Şu sizin çalışma masanız tamam mı? Burada oturup çalışıyorsunuz. Sandalyeniz olsun. Şimdi burada çalışırken etrafınızda fenle alakalı, inkılapla alakalı, Türkçe ile alakalı, hatta matematik alakalı öğrenmeniz gereken, aklınıza tutmanız gereken, sınavda bakmanız gereken bilgileri duvar asın. İlk başta onlara bakarak çözün soruları. Yani soruyu çözerken aklınıza gelmese bile buraya bakın. Ama hep o bilgi o aynı yerde olsun. Bu yöntemle belli şeyler artık beyninize belli bir yere odaklanır. Mesela diyelim ki siz her gün bir hastanede çalışan hemşireyi görün. Onu çok iyi hatırlarsınız ama onu belli bir gün sonra üzerinde başka bir kıyafeti görün. Mesela bir polis kıyafetiyle görün. Kafanız karışır. Bu kim diye dersiniz. Hatırlayamazsınız. Niye? Çünkü o beyninize hemşire kıyafeti ve hastaneli e, kodlanmıştır. Bir gün de onun polis üniformasıyla gördüğünüz zaman kafanız karışır. Ya bu kimdi? Ben bunu hatırlıyorum ama nerede dersiniz? Yani bu hemşireydi diyemezsiniz. Ama her gün farklı farklı kıyafetlerle gördüğünüz bir arkadaşınızı, çünkü arkadaşınız o sizin veya bir akrabanızı İster polis kıyafetiyle görün, ister hemşire kıyafetiyle görün, isterseniz normal bir şekilde işte üzerine bir tulumla görün. Her seferinde onu tanırsınız. Çünkü onu farklı farklı görmüşsünüz. İşte bilgileri de arkadaşlar farklı farklı sorularda, farklı farklı tarzlarda görmeniz için öncelikle zihninize belli bir yere kodlamanız gerekiyor ve sonrasında da bununla alakalı bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Hafta içi daha çok konu ağırlıklı mı, soru ağırlıklı mı çalışmalıyız? Arkadaşlar ister hafta içi ister hafta sonu size sınavda soru, soru soracaklar. Yani sınava girdiğinizde size şöyle bir şey yapacaklar. Merhaba Harun. Hadi anlat bakalım nasıl çalışır? Hayır. Harun şu soru yap diyecekler. Ve sorunun cevabı önünüze olacak. A, B, C, D diye önünüze olacak. Yani şu anda biz dinleyen arkadaşlar hepsi için bu geçerli. Atarak da yapabilirsiniz neredeyse yani. Öyle değil mi? Çünkü cevabı önünüzde yani. Hani açık uçlu soru sormayacak yani şöyle. Hadi bakalım gidiş yoldan puan vereyim. Öyle değil. A, B, C, D yazacak. Ama dolayısıyla sizin test tekniğini soru çözmeyi çok iyi pekiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla en çok soru çözmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü sınavda soru çıkacak. Matematik çözesim gelmiyor. Benim de gelmiyor. Nasıl kendi matematiği ısıtabilirim? İşte bununla alakalı söylediğim gibi burada ilk başta böyle temel, ilk başta lokumsal sorular. Sonra biraz daha zorlayıcı. Sonra sınav tarz sorular ve bunlarda da belli bir süre vererek gitmeniz gerekiyor. Bizler öğrenciler matematikte sıkıntı yaşadığını bildiğimiz için mutlaka mutlaka böyle temel orta sınav tarzı yapıyoruz. Ya da yeni nesil sorularda da bakın böyle. Böyle resimli bile koysa yine kolay oluyor. Mesela burada iki tane işlem var. Burada üç tane işlem var. Burada altı tane işlem var. Yani temel orta zor diye gidiyor. Ama her seferinde böyle resim yaparak öğrencinin dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Bu tarz kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Dolayısıyla bunu da sizlere söylemek istiyoruz. Şimdi Ahmet Erdem Anadolu Sesi Bursa'da sizleri bekliyor arkadaşlar. Tıp fakülteleri, mühendislik fakülteleri, diş hekimliği, eczacılık gibi çok güzel bölümlere, hukuk gibi çok güzel bölümlere buradan birçok öğrenci girmiş. Sizler de gireceksiniz. Ahmet Erdem Anadolu Sesi tertemiz bir şekilde gelecek sene sizlere hizmet verecek. Bu okula ben gidemem artık. Ben çalışsam da gidemem ama sizler çalışıp kazanacaksınız inşallah. Haftanın kaynağına baktığımızda taktikli matematik soru bankasını gösteriyoruz. Az önceki arkadaşımızın sorusuyla bağlantılı. Burada öğrenmeniz gereken bilgileri, formülleri şuradaki posterlere asıyorsunuz arkadaşlar. Bu posterleri astıktan sonra bunu duvarınıza yapıştırıyorsunuz ve sonra soru çözmeye başlıyorsunuz. Ve soru çözerken önce orta seviye sonra yeni nesil sorular çözüyorsunuz. Ve buradaki orta seviye sorular da böyle resimli yaptık. Yani öğrenci şimdiden kıl oldum desin diye. Ama esasında sorunun çözümünü dinlediğinizde esasında bu yapılabilecek bir sorunu Belki sağdakiler biraz daha zorlayıcı. Bunlar biraz daha zorlayıcı ama buradakiler sadece resimli ama ısındırıcı yani. Burada ısınıyorsunuz. Burada artık zirveye çıkıyorsunuz. Her bir sorunda kare kodlu çözüm var. Ve soruları çözerken bu etiketlerin de karşınıza asıl olması size fayda sağlıyor. Aklınıza bilgilerin yerleşmesini sağlıyor. Taktikli Matematik Soru Bankası'nı açıklamadaki linkten Tonguç Mağaz'dan ya da Kırtasiyelerden alabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınıza başarılar arkadaşlar. Bizler öğretmenler olarak videolarımızla, kitaplarımızla, taktiklerimizle sizlere kapıyı açacağız. Ama başarıp o kapılardan içeri girecek olan sizlersiniz. Hadi bakalım kolay gelsin.